Beşiktaş 19 yaş altı futbol takımının U19 Elit Ligi'nin 7. haftasında Suat Altın İnşaat Kayseri Elcespor'la karşılaştığı maçta çok özel anlar yaşandı. Siyah beyazların 3-2'lik üstünlüğüyle süren karşılaşmada Beşiktaşlı Kamil Cebeci, Kayseri Elcespor'lu oyuncu Erden Doğan'la ceza sahası içerisinde girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Batuhan Bayar bu pozisyonda penaltı kararı verdi. Beşiktaş U19 takımı antrenörü Yasin Sülün penaltı kararının yanlış olduğunu düşünerek topun başına geçen futbolcusu Eslem Öztürk'ten penaltı vuruşunu gole çevirmemesini istedi. Sülün'ün talimatına uyan genç oyuncu penaltı vuruşunu topu hafifçe kaleciye doğru yuvarlayarak kullandı. Siyah beyazların bu davranışı karşılaşmayı takip edenler tarafından alkış aldı. Beşiktaş U19 futbol takımı antrenörü Yasin Sülün yaşanan o özel anları Beşiktaş TV mikrofonlarına anlattı. Beşiktaş kulübü olarak ilk önce futbolcunun gelişimi, ondan sonra hem takımımıza saygı hem rakibe saygı hem hakemlere saygı. İnanmadığımız bir penaltıydı. Hem futbolcumuza kızdık zaten. Hani o pozisyonda çok bağırdığı için. Yani buraya gelen rakiplerimizle biz 5 saat duruşu da yememiz lazım. Yani kimsenin şeyle yememiz lazım. Hakem bence yanlış bir karar verdi. Ortak bir karar verdik biz de. Böyle bir karar aldık. Yani biz yoksa kimseyi rencide etmek istiyoruz, hakemle de etmek istiyoruz ama o anlık öyle karar verdik. Biz hakkımızı yemek istiyoruz. Bizim zaten en büyük felsefemiz bu. Biz her zaman çocukta onları söylüyoruz. Kimseyi hileyle, hurdayla, kimseyi ezerek, kimseyi küçük düşürerek böyle 3 puan almak istemiyoruz. Yani aslında maç belki daha kolay olabilirdi ama sağ olsun hakem bazı kararları yanlış verdi ama aslında onu da yargılamak bizim işimizde, onu yargıladılar ama ben inanmadım, penaltı attırmak istemedim. Yani çok da anlamlı bir şey olmayacaktı.